Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz Tekno Come On 16 Premier arkadaşlar. Tekno aslında ülkemize bu sene içinde giriş yapmıştı. Evet, hatta Mart aylarında falan da yanılmıyorsam. Yani bu Türkiye'de pandemi olayı çıktığı zamanlarda diyebilirim. O zamanlar Vodafone'la anlaşmışlardı. Öyle bir şeyler duyurmuşlardı. Fakat şimdi bakıyorum arka tarafta bir Arena etiketi var. Arena'da daha önce arkadaşlar Elefon'u getirmişti. Türkiye'ye hala satıyorlar mı, satmıyorlar mı? Onu da çok bilmiyorum çünkü ses seda çıkmadı sonrasında. Şimdi Tekno ilk başta arkadaşlar giriş segmentinde böyle ucuz modeller getirmişti. Şimdi ise daha pahalı bir cihazla ülkemizin pazarına giriş yapıyor. Bu cihazın içerisinde arkadaşlar MediaTek'in G90T Yonga seti bulunuyor. Bunu da sizlere belirtelim. Şimdi kutuyu yavaş yavaş açalım. Bakalım nasıl bir cihaz çıkacak. Bunu beraber gözlemleyelim. Şöyle açtık kutuyu. En önce kutu içerisinden bakalım arkadaşlar. Kutunun üzerine bir sürü bilgi yazmışlar. 64 megapiksel ön çift kamera, süper video modu demiş. Ultra gece portre, 64 megapiksel ultra çekirdek kamera, 6.9 inçlik Full HD çift noktalı ekran, 33 watt hızlı şarj desteği demiş. Bitti mi? Bitmedi. Bir yerde daha özellikler yazıyor değil mi? Arka tarafa da yazmışlar arkadaşlar. Burada da yine Come On 16 Premier işletim sistemi Android 10 demiş. İşlemci 8 çekirdekli demiş ama dediğim gibi MediaTek tabanlı bir işlemci var. A bilgilerini yazmış. 4G'yi çekiyor. Boyutunu yazmış. Yani tüm özellikleri arka tarafına da yazmış arkadaşlar. Ön tarafına da yazmış. Yani her yere yazmış. Yani telefonun üzerinde bir de şurada 128 8 GB yazıyor. Yani 8 GB RAM, 128 GB'da dahili depolama alanı mevcut bu telefonda. Genel itibariyle kutu üzerinden özelliklere baktığımız zaman güzel. Yani Yonga seti de kötü değil. RAM'e zaten diyecek bir şey yok. 8 GB'lık RAM orta segment cihazlar için çok çok iyi. Onun haricinde 128 GB dahili depolama bizim her zaman söylediğimiz bir şey arkadaşlar. 64'ün de artık süresi doldu diyoruz ve kutuyu yavaş yavaş açıyoruz. Şurada bir kılıfımız var. Bu arada telefonun fiyatı daha belli değil biz bu videoyu çekerken. Muhtemelen incelemeye kadar belli olur. O zaman size detayları söyleriz. Şöyle bir kılıf çıktı içerisinden. Şimdi sevgili Özgür Çetin, sana bir sorum. Sor bakalım. Kamera arkasında ben varım arkadaşlar bu arada. Kulaklık çıkar mı? Bence çıkar. Biliyorsunuz arkadaşlar Çinli üreticiler son dönemde kulaklık koymuyorlardı. Bir şey soracağım bu arada. Bu yumuşak mı? Bu. Yani silikon işte. Silikon yumuşak. Bazıları sert oldu ondan sonra. Kulaklık çıkar mı? Kulaklık çıkmadı galiba. Bakalım çıkmadı. Buradan yoksa evet. Yok burada bir şey var bir dakika. Ooo evet. Büyük sürpriz. En alta koymuşlar. Bir yapısına da bakalım. Güzel de bir kulaklık. Yani çok kötü değil. Şöyle baktığımız zaman şunu yakından çekelim. Yani farklı bir yapısı var kulaklığın. Biraz AirPods'u andırıyor gibi. Şöyle iç yapısı falan da biraz değişik. Yani güzel bir kulaklık koymuş Tekno. Buradan Tekno'yu tebrik edelim. Evet, 33 watt hızlı şarj desteğine sahip. Type-C kablomuz, boyutuna bakalım. Yarım metre falan herhalde bu muhtemelen. Şöyle tutayım, yarım metre. Bunlar herhalde standart artık arkadaşlar. Yani son dönemde kutusunu açtığımız telefonların hemen hepsinden yarım metrelik şarj kablosu çıkıyor. Evet, burada bir kez daha özelliklerini yine üzerinde belirtmiş. 64 megapiksellik ultra çekirdekli kamera demiş. Burada ultra çekirdekli kamera İlk defa karşılaştığım bir terim benim. 48 megapikselde çift ön kamera demiş. Ultra geniş açılı selfie kamerası. Zaten çift ön kamera olmasının temel nedeni muhtemelen ultra geniş açıya yer vermek. Şöyle telefonu çıkartalım. Evet, çıkarttık. Hemen şöyle telefonun şu e-mail etiketini sökeyim. Şimdi arka taraf gayet güzel arkadaşlar. Baktığınız zaman yani farklı bir kamera kurulumuna yer vermiş Tekno burada. Görüyorsunuz 4 tane ana kamera var. 64 megapiksellik yapay zeka destekli bir kamera öncülük ediyor burada.
Parmak izi bırakıyor bu yüzey biraz. Onu hemen söyleyeyim size. Yani direkt benim parmak izim çıktı, görebiliyorum. Şöyle bıraktığınızda direkt parmak izi çıkıyor. Telefonu bir açalım isterseniz. Şöyle. Bu arada ekran koruyucuyla geliyor. Belirtelim hemen. Şurada bir ekran koruyucu var. İnce de olsa. Bir ekran koruyucu bulunuyor. Alt çerçeve gayet güzel. İnce tasarlanmış. O açıdan iyi. Yan çerçeveler ince. Birazdan beyaz ekran düşünce. Evet. Açılış müziği güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz ekran geldi. iOS. Tekno'nun kendi arayüzü. Onunla birlikte geliyor. Şöyle baktığınız zaman çerçeveler gayet ince, delikli ekran tasarımına yer verilmiş, çift selfie kamerası var. Önümüzdeki günlerde bu cihazın incelemesiyle karşınızda olacağız. Type-C ve kulaklık girişimiz de mevcut. Kalınlık şöyle göstereyim. Çok fazla değil. Kamera çıkıntısı da böyle aşırı yüksek değil. Yani rahatsız etmiyor elinizi. Muhtemelen parmak izi okuyucusunu da power butonuna yerleştirmişler. Çünkü biliyorsunuz IPS LCD panellerde ekranın altına yerleştirilemiyor parmak izi okuyucusu. Dolayısıyla power butonuna yerleştirilmiş. Arka tarafta olmaması bence güzel. Power butonunda daha iyi duruyor. Telefon genel hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. İçerisinden kulaklık da çıktı. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi incelemesiyle karşınızda olacağız. Eğer bu telefon biraz düşük bir fiyata gelirse gerçekten ülkemizde güzel iş yapar. Bu arada adaptörünü de göstereyim arkadaşlar. Şu 33 watt hızlı şarj desteğine sahip bizim adaptörümüz. Bu şarj desteği yükseldikçe arkadaşlar adaptörün boyutu da büyümeye başladı. Biliyorsunuz eskiden hızlı şarj olayı girmeden önce işin içine adaptörlerin boyutu bayağı bir küçülmüştü. Şimdi bu 33 watt ve üzerinde özellikle adaptör hayli büyük geliyor. Tekno'da da yine bu hızlı şarj desteği mevcut. Evet, bir hızlı bir kurulum yapalım arkadaşlar. HiOS'in de bir arayüzüne göz atmış olalım. Bakalım nasıl bir arayüz çıkacak karşımıza. Daha önce biz bir Tekno telefonu inceleme imkanı bulmamıştık. Atlayalım. Dediğim gibi zaten hani Vodafone tarafında. Evet, açıldı. Vodafone tarafında satılmıştı. O yüzden çok da böyle piyasada yoktu bu telefon. Evet, HiOS arayüzü bu şekilde. Aslında klasik bir Android arayüzü diyebiliriz ayarlara baktığımızda. Resim sıkıştırma vesaire. Bakalım oyunlarla ilgili Turbo Sosyal diye bir şey var. Güçlü WhatsApp asistanı demiş burada. Bu dikkatimi çekti. Ha, WhatsApp'ı yükleyin, tamam, buna bakarız sonra. Gözetleme modu, WhatsApp etiket paketi. WhatsApp video güzelliği, ses kaydedici gibi değişik modlar var arkadaşlar. Bunları incelemede bakacağız. Şimdilik öylesine bakıyoruz. Yani burada çeşitli şeyler çıkabiliyormuş şöyle çektiğimizde. Evet, hemen çıktı, görüyorsunuz. Orada öz çekimi yazmışlar. Selfie yerine. Enteresan olmuş. Öz çekimi Türkçe olarak ilk defa bir telefonda gördüm. Şaşırdım. Kamera modlarına bir bakalım. Highlander. İzin verelim. Verelim. Highlander yabancı değil. Evet, kamera modlarına baktığımızda bokeh, süper gece, panorama, dokümanlar diye bir şey var. Herhalde bu da doküman çekmek için. Yapay zeka destekli kamera, kısa video ve ağır çekim. Bütün modları buraya yazmışlar sizi uğraştırmamak için. Burada 64 megapiksele geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 64 megapiksele geçiş yaptığınızda direkt olarak 64 megapiksel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şuradan da videonun kalitesini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bakın 4K video çekmeyi de destekliyor telefon. Buradan hemen 4K 30 FPS'e videoya geçiş yapabiliyoruz. Bir ön kameraya bakalım Osman. Bu arada bakın geniş açıyla şeyde bayağı bir renk farkı oluyor. Yani gözle görülür bir şekilde. Aşırı derecede bir renk farkı oluyor. Ön kamerayı bir de çevirelim. Bakalım onda ne gibi modlar bulunuyor. Ön kamerada da 48 megapiksele geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle geniş açıya geçiş yapmak için bu şekilde. Çok da geniş açı olmuyor ama yine de bir geniş açı sağlıyor. Dikey diyor, süper gece, wild selfie. Ha, burada deklanşöre basın. Ha, bu daha geniş açı geniş selfie yapmaya yarıyor arkadaşlar. Yani şöyle telefonu hareket ettirdiğinizde farklı bir selfie çekiyor. Bakalım. Çekti mi?
Yani biraz daha hızlı hareket ettirmemiz gerekiyor herhalde, silelim, beğenmedim. Evet arkadaşlar, telefon genel itibariyle bu şekilde. Önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Dediğimiz gibi daha önce bir Tekno modeli incelememiştik. İlk defa bir iOS arayüzüyle karşı karşıya kaldık. Güzel özellikleri var gibi, değişik özellikleri var en azından. Böyle alışık olmadığımız farklı özellikler var arayüzde. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde kapsamlı ve detaylı bir incelemeyle karşınızda olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir de sizden ufak bir ricam var. YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.